Merhaba, değerli izleyiciler. Olayların ve haberlerin yalnızca görünen yüzlerini değil, perde arkasındaki gerçeklerini araştıran ve sizlerle paylaşan Madalyonun Arka Yüzüne hoş geldiniz. Efendim, bugünkü stüdyo konuğumuz CHP'nin genç milletvekillerinden ve başarılı milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Doçent Doktor Yunus Emre. Yunus Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ben açılışa devam edeyim. Ondan sonra sohbet edeceğiz. Efendim, Ankara'da da duayen gazeteci ağabeyimiz, ABC gazetesinin Ankara temsilcisi Nahit Duru telefon hattımızda olacak. Ve hatta şu anda sanıyorum telefon hattımızda. Merhaba Nahit abi. İyi yayınlar. Hem sana hem Sayın Vekil Yunus Emre'ye hem izleyicilere gönülden merhaba diyorum. Teşekkür ederim abi. Ben de çok saygılar sunuyorum. Size hemen döneceğiz. Sevgili izleyiciler, bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Programımız canlı olmadığı için bana ulaşmak isteyenler açısından bir kolaylık olması için mail adresimi yönetmen arkadaşımız Hasan şimdi ekrana yansıtıyor. fatihgullapoglu@gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız anda da mutlaka yanıtınız yine benden gelecektir. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Ve bugünkü konumuzda seçimler olacak. Tabii ki bazı önemli güncel konulara da gireceğiz. Sayın Emre, evet. İlk sorum size. Buyurun lütfen. Nahit abi de telefon attığımızda. CHP'nin seçim kampanyasını yeterli buluyor musunuz? Siz özellikle bu konularda da araştırmalar olan insansınız. Siyaset bilimini biliyorsunuz. Sizce yeterli mi bu kampanyalar? Doğru bir kampanya mı yürütülüyor? Teşekkür ederim. Şimdi tabii Türkiye'de siyasi rekabeti bozan, siyasi rekabeti adil olmaktan çıkartan çok önemli temel bir takım uygulamalar, politikalar var iktidar tarafından yürütülen. Bunların en başında, siz benden çok daha iyi takdir edeceksiniz deneyimli bir gazeteci olarak, kapsamlı bir medya kontrolü geliyor. Yani Türkiye'de akıl almaz bir vaziyette. Yani yazılı medya, görsel medya, işte bildiğiniz hadise, çok bu tarafını uzatmak istemiyorum. Bir de yine rekabete Türkiye'de zarar veren bir unsur, devletin imkanlarının, gücünün iktidar tarafından yine siyasi rekabeti bozacak şekilde kötüye kullanılmasıyla karşı karşıyayız. Evet. Yani örneğin Samsun'da bir miting yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Mitingine giderken bütün tramvaylar, toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor insanlar o mitinge erişebilsinler diye. Buna karşılık bizim ittifakımızın adayı Samsun'da mitingini yapacağı zaman ve yazılı olarak müracaat ettiğinde, yani biz de aynı imkandan faydalanmak istiyoruz, neticede böyle bir yarış var, farklı adaylar mitingler yapıyorlar dediği zaman ona verilen yanıt, olmaz kardeşim, siz işinize bakın oluyor. Bu tabii çok küçük bir örneği. Parantez. Peki, şimdi normalde devletin imkanlarının, dolayısıyla belediyelerin imkanlarının bu seçim propagandalarında kullanılması normalde yasalara aykırı. Evet. CHP olarak bunların hepsini not edip şikayette bulunuyor musunuz tabii anında? Ya da tabii, bizim biriktiriyor musunuz? Önemli bir konu, haklısınız. Bizim partideki bir hukuk birimimiz var. Arkadaşlarımız bu konuları takip ediyorlar. Gerekli suç duyurularını yapıyorlar, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Tabii ama şunu yanlış anlaşılmak istemem. Biz Türkiye'deki bu rekabeti bozucu uygulamalara, politikalara bakıp işte ne yapalım, Türkiye'nin vaziyeti de bu demiyoruz. Buna yetinmiyoruz yani. Bunu biliyoruz. Seçmenlerimize bunu açıklıyoruz. Ama Türkiye'nin bu şartları içerisinde en etkili, en güçlü kampanyayı nasıl yapabiliriz? Bunu arıyoruz. Şimdi burada da Fatih Bey, dikkat ederseniz tabii iki unsur var. Daha doğrusu iki düzlem var. Birisi bu bir yerel seçim ve bir takım yerel temalar, yerel konular öne çıkıyor. Ve farklı adayların doğal olarak seslendikleri farklı seçmen kümeleri var, ilgilendikleri farklı ekonomik, farklı toplumsal sorunlar var. Şimdi benim izleyebildiğim kadarıyla İstanbul'da adayımız Ekrem Bey iki şeyi bir arada yapmaya çalışıyor ve bence çok doğru olarak yapıyor. Birincisi, bir vizyoner yaklaşımla İstanbul'un önemli sorunları hakkında
güçlü politika önerileri ortaya koyuyor. Yani ulaşım, yoksullukla mücadele, İstanbul'un kendi ölçeğindeki, kendi klasmanındaki şehirlerle uluslararası planda yarışabilmesini mümkün kılacak politik önerileri bir bunu yapıyor. Ve el teması da kuruyor. Şimdi ama onu söyleyecektim. Esas sorumlusu evet. Değil, parti genelinde. Şimdi yani... ikinci düzlem oydu söyleyeceğim, ikinci düzlem oydu. Şöyle ki, dediğim gibi bu yerel seçim olduğu için bu yerel tarafını ihmal etmemek gerekli. Bunu önemli, bunu masaya koymak gerekli. İkincisi, ulusal planda bundan tabii memnun değiliz ama hayatın bir gerçeği de Türkiye'de çok kapsamlı ekonomik sorunları yaşanıyor olması. Ve bizim kampanyamız dikkat ederseniz bu sorunlar karşısında Türkiye'nin çaresiz olmadığını ortaya koyan bir kampanya. Bunun yanında bu krizin bir diyelim doğal afet gibi, deprem gibi falan bir şey olmadığını, kendiliğinden meydana gelen bir şey olmadığını, iktidarın yanlış politikalarının sonucu olduğunu ve Türkiye'nin bundan çıkabilmesinin mümkün olduğunu ortaya koyan bir politika yaklaşımı. Özetle dediğim gibi Türkiye'nin bir ekonomik daralma dönemini yaşıyor olmasından tabii ki memnun değiliz. Bu ızdırap verici insanımız için, yani karşılaşılan manzara ızdırap verici. Ancak dediğim gibi seçimlere çok önemli ölçüde etkide bulunacak bir konu bu. Ve buradaki doğru bilgileri vatandaşlarımızla paylaşmak gerekiyor. Çünkü yani iktidarın politikası yani tam bir aymazlık. Yani Türkiye'de işte kuyrukları görüyorsunuz, tanzim satış tabii kuyruklarını. Tabii onları konuşacağız. Şunu söylemeye çalışıyorum, bir cümleyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili açıklamasını hatırladığınız zaman yani bunlar varlık kuyrukları, yokluk kuyrukları değil. Şimdi bu işin dediğiniz gibi siz daha iyi gözlemleyeceksiniz gazeteci olarak. İşin bir iletişim tarafı var. Yani günün sonunda bir siyaset tarafı var, içerik tarafı var, ayrı meseleler. Ama bir de iletişim tarafı var. Yani bunun, Türkiye'nin karşılaştığı bu önemli sorunun iktidar tarafından bir sorun olarak bile görülmediği, bunun yerine başka temaların önemli kılınmaya çalışıldığı bir dönemin içindeyiz. Yani hani neredeyse şu olacak, mesela gecekonduda sobası yok, aç bir ilaç aileye gidecek, ya bunlar varlık içinde yoktuk, yaşıyorlar. Ha, şimdi bunlar güzel. Aslında yani evet. Şimdi bunlar bir gerçek. Daha önceki bir yayınımızda da şunu söylemiştim. Eğer Molière günümüzde yaşasaydı, Fransızların dünyaca ünlü yazarı, komedi yazarı, herhalde sayısız kitap çıkarırdı bugünkü Türkiye'den diye düşünüyorum. Ben müsaadenizle Ankara'ya bir dönmek istiyorum. Eğer bu konuda bitirdiyseniz CHP ile ilgili. Son şunu hatırlatmam belki, yani Sayın Duru'nun da affına sığınarak yerinde olur. Siyasi mücadele Türkiye'de ne yazık ki eski bilindik yöntemleriyle yapılmıyor. Bir baskı ortamı var. Türkiye'de bu baskı ortamı şartları içerisinde insanlarımız birbirine düşman etmeden, düşmanlaştırmadan, kutuplaştırmadan ama Türkiye'nin sorunlarına çözümleri ortaya koyan bir siyaset hattı izlemeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nait abi. Evet, sevgili izleyiciler, telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Nait Duru var. ABC gazetesinin Ankara temsilcisi ve Türk medyasının da duayen gazeteci ağabeyi. Nait abi, siz 70'li yıllarda Ecevit'in seçim propagandalarına da katılmıştınız. Ondan sonra günümüze kadar da bütün bu propagandaları zaten gazeteci olarak izliyorsunuz. O zaman ki o dönemde o propagandalar Ecevit'i iktidara taşımıştı. O evet. Dönemdeki CHP ile bugünkü CHP'yi kıyasladığımızda gördüğünüz eksikler var mı? CHP'nin seçim propagandasını, bugünkü seçim propagandasını yerel seçimlerle ilgili nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi sevgili Fatih, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in çok güzel bir sözü var. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurtulamaz diye. Çok hoşuma giden bir sözdür. Tabii dünkü koşullarla bugünkü koşullar çok değişik. Ancak ben 1966 yılından itibaren günümüze kadar hemen bütün liderleri izledim. Ancak 1970 sonrası Ecevit'in çıkışı, Ecevit'in
kurmayları sayesinde olmuştur. Örneğin bir Orhan Dibit. Orhan Dibit slogan bulmakta çok önemli bir isimdir. Bütün Türkiye'de bir gecede Dağtaş'a, Hatice Ecevit, Karaoğlan Ecevit, Ecevit CHP sloganlarını yazılmasına yol açan isimdir. Ki Genel Sekreteri merhum Orhan Eyüboğlu hiç ortada görünmemesine rağmen çok iyi planlama yapıp mitingleri organize etmiştir. Ancak bunlar yetmiyor tabii. Şimdi ben benim gazetecilikte de ustam Orhan Birgit'le, Sayın Orhan Birgit'le hemen her gün konuşuyorum. Orhan Birgit bir Cumhuriyet sevdalısı, bir Cumhuriyet Halk Partisi sevdalısı, bir Atatürk sevdalısı. Hem İsmet Paşa'nın hem Bülent Ecevit'in çok yakın çalışma arkadaşlarından biri. Onunla konuşurken bir konuya dikkat çekti Sayın Birgit. Diyor ki, mitingler iyidir, hoştur. Ancak bizim halkımız dokunulmayı sever. Evet, halkımız arasına karışılmayı sever. Birlikte yürümeyi sever. Kendisinin lidere sarılmasını ister. Eğer bunlar olmazsa güveni de çok geç sağlar. Sevgiyi de çok geç sağlar. Kanımca Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu andaki, ya bu bir eleştiri değil, kesinlikle ne Sayın Birgit'in eleştirme gibi bir niyeti var ne benim. Ancak ne olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir eleştiri olarak algılanmasın. Halkın arasına karışması lazım. Siz mutlaka pozitif katkıda halkla bulunuyorsunuz. Evet, yani Sayın Birgit'in ifadesi üzerine ben bunu dile getiriyorum ki %100 katılıyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum Diyarbakır mitinginden sonra Bülent Bey Diyarbakır sokaklarında dolaşıp halkla kucaklaşmıştı. 1974 sanıyorum Kasım ayıydı, yanlış hatırlamıyorsam Adana mitinginden sonra Raşen Hanım'la birlikte inip Adana caddelerinde halkla kucaklaşmıştı. Bunlar öyle masal değil, tabii çok ciddi şeyler ve gerçekten halkımızın istediği bir davranış. Sanıyorum Kemal Bey bunu yapmalı. Yaparsa da mutlaka ve mutlaka çok farklı bir sonuç alacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir de son bir şey var, izin verirsen. Estağfurullah. Kemal Bey'in kritik bölgelerde, örneğin İstanbul, başka varsa bilmiyorum, oralara gidip miting yerine sokakları dolaşması gerektiği inancını taşıyorum. Evet. Yani zaman zaman taksi durakları filan o tür yerleri ziyaret ettiğini biliyoruz ama dediğiniz gibi doğrudan caddelerde dolaşmak tabii güvenlik açısından da ne nasıl olur onu tam bilemiyorum. Yani bugünün koşulları biraz daha farklı ama son derece yararlı olacağına ben de canı yürekten inanıyorum Nait abi. Nait abi, evet. Size ikinci bir sorum olacak. Ankara'dasınız ve sonuçta Ankara'daki yarışı yakından izliyorsunuz. Şimdi genel olarak baktığımızda yani tarafsız anket firmalarının anketlerine baktığımızda Mansur Yavaş önde görünüyor. Ama iktidara yakın bazı anket firmalarına baktığımızda işte durum ortada gibi görünüyor ya da Mansur Yavaş'ı geride gösteriyorlar vesaire. Size göre durum nedir? Ankara'da gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Meral Akşener'in söylediği gibi Ankara zaten kazanıldı mı CHP açısından? Şimdi tabii yani hiçbir şey tamamen kazanıldı diye başlanılamaz. Ancak elimde şu anda 8 ayrı anket var. Anket sonucu var. Gezici dışında Cumhur İttifakı'nı önde gösteren
hiçbir erkek. Şimdi görücü şöyle bir sonuç vermiş. Yani 8 anketin 7'si Mansur Yavaş'ı önde gösteriyor. Öyle mi elinizdeki anketlerde? Millet İttifakı diyelim onu. Evet. Millet İttifakı ve Mansur Yavaş'ı gösteriyor. Evet. Şimdi Gezici yani kararsızlar dağıtıldıktan sonra 51.8 Öztürk'ü önde gösteriyor. 46.3 de Mansur Yavaş'ı gösteriyor. Area araştırma ki 24 Şubat'ta bitirmiş anketini Mansur Yavaş'ı 5 puan önde gösteriyor. Ondan sonra ORC aynı şekilde bu Ocak ayında yapmış anketini Mansur Yavaş'ın önde olduğu %41.9'un Mansur Yavaş'la lehine, 36.8'in de Öztürk'ü lehine oy kullanacağını gösteriyor. Evet. Yani genel olarak elinizdeki bu... 6 puan önde gösteriyor. MAK 6 puan önde gösteriyor. Saros'ta danışmanlık 51'e 44 Yavaş'ı önde gösteriyor. Polmark aşağı yukarı 42'ye 32 10 puanlık bir fark gösteriyor. ORC'ye göre de Mansur Yavaş açık ara önde. Evet. Şu anda anketler bu. Zaten şuradan da anlıyoruz ki CHP'nin adayı ya da Millet İttifakı'nın adayı Sayın Mansur Yavaş çok öndedir. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanı hem AKP'liler Ankara'da eskiden bir miting yaparken şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 4-5 miting yaptı. Daha yapacakları da hariç. İki, Ankara'ya çok ağırlık veriyorlar. Ankara'yı almak istiyorlar. Ama herhangi bir hile hurla olmazsa Ankara'nın alınmasına çok zor görünüyor. Evet. Zaten Ankara adayının yani Cumhur İttifakı yani iktidar ve MHP ortaklığının ortak adayı Öztaseki de üstelik Ankaralı değil Kayseri'den ithal bir aday. Sanıyorum bu da onlar açısından da ayrı bir dezavantaj diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ederim. Yani, buyurun. Hayır yani Öztaseki'nin Ankaralı olup olmaması da çok önemli değil. Mansur Yavaş'ın çok seviliyor olması ve evet. Ankara'nın bir ilçesini, Adısan'ı duyulmamış Beypazarı ilçesini Beypazarı yapması Ankaralıların hafızasına kazınmış durumda. Biliyorsun bundan önceki seçimlerde de Sayın Yavaş nasıl oldu bilmiyoruz. 50-60 bin oy öndeyken birdenbire elektriklerin kesilmesi, trafolara kedilerin girmesi sonucu aynı o kadar haksız bir şekilde kaybetmişti. Yani evet. Mansur Yavaş evet. kazanacağı seçimi haksız bir şekilde işte kediydi, trafoydu vesaireydi diye. Evet. Hatta şunu evet. söyleyeyim ben size. İstanbul'da bayağı oldukça ünlü büyük marketlerde böyle büyük tencerelerde Beypazarı sarma dolmaları geliyor. Afiyetle yiyoruz ve bunun da Mansur Yavaş'ın eserlerinden biri olduğunu biliyoruz. Kadınları ekonomiye dahil etmesinden dolayı. Evet, evet, evet. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zahit abi, ağzınıza diliyorum. Sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Evet. Hakikaten şaka değil. Bizim evde artık sarma yatılmıyor. Bu Beypazarı hanımların yaptığı dolmalar inanılmaz güzel. Ve İstanbul'da yiyoruz. Ya yani bu çok önemli. Yapıyorlarmış. Aynı gün akşam veriliyor ve ertesi sabah marketlerde satışa sunuluyor. Şimdi bu işte Mansur Yavaş'ın aslında işte başarı öyküsü. Biliyoruz ki Ankara'da bu böyle olacak. Ama gelelim biz genel kampanya olayına.
Siz de Nahit Duru'yu dinlediniz. Aha. Ve Nahit Duru dedi ki, halka dokunmak lazım. Doğru. Caddede yürümek lazım. Evet. Bunun çok etkili doğru. olacağına inanıyorum dedi. Ve Ecevit döneminden örnekler verdi. Sizi dinliyorum. Şimdi çok doğru. Tabii Nahit Bey bizim çok kıymetli bir büyüğümüz. Ben de yine bu vesileyle kendisine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Dedikleri doğru tabii. Yani günün sonunda siyasette vatandaşla doğrudan bir temas içerisinde bulunmak. Bunlar çok etkili. Ve tabii Ecevit örneğinin hareketle şunu da söylemek lazım. Kimi zaman da politikada Ecevit'in başardığı gibi yepyeni, daha önce denenmemiş yöntemleri denemek lazım. Biliyorsunuz bu seçim otobüsleri örneği Türkiye'de yoktu daha Ecevit'ten evet. önce. Yani kampanyalar yapılırken işte bir yere gidilir, bir uydurma bir ses tesisatı varsa var, yoksa efendim şeyde Allah Ecevit ne verdiyse. Ecevit de başladı bu. Onunla işte çıkılır bir sandığın üzerine, konuşulur insanlarla falan. Sonra Ecevit'le birlikte seçim otobüsü. Hem basın daha kolay takip edebiliyor, yol içerisinde böyle bir takım açıklamalar alınabiliyor, gidilen yerde etkili bir toplantı, miting yapılabiliyor. Bu dediğiniz gibi Ecevit'le başladı. Daha önce yoktu. Sonra diğer partiler de bunu örnek aldı. Onlar da kullanmaya başladı. Rahmetli Özal döneminde de şey vardı işte en iyi sesçi Zenger'di. Ha, Zenger vardı. Ondan evet, sonra evet. işte ses düzeyini yükseltti bilmem ne falan. Böyle şimdi bir bunlar, gelişme oldu. Bunlar tabii önemli, önemsiz değil. Siyasette çok etkili meseleler. Yenilikçi de olmak lazım. Yeni araçları da etkili kullanmak lazım. Şimdi bizim genel başkanımızın programı yani başladı biliyorsunuz. Batman'da bir büyük miting de başladı. Devam ediyor. Burada birkaç şeyi bir arada yapmaya çalışıyoruz. Yani bir defa mitingler isteniyor. Yani insanlar bir büyük meydanda bir araya gelmek, CHP'nin mesajlarını orada izlemek, dinlemek istiyorlar. Mitinglere çok yoğunlaşmamakla birlikte mitingleri yapıyoruz. Mitingler işin bir tarafı. Sanki genel başkanımızın yaptığı mitinglerimiz var. Ama bununla sınırlı değil yaklaşım tarzı. İki unsur daha var. Birisi, kanaat önderi konumundaki kimselerle, kesimlerle, gruplarla kapalı toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda tabii sadece biz de konuşmuyoruz, onları da dinliyoruz. Yani siyaset biraz da aslında karşılıklı öğrenme işi. Yani politikacı da halkın karşısına çıkıp ben bütün meseleleri biliyorum, ben bunları çözerim dedikleri vakit bu pek doğru olmuyor. İnandırıcı da olmuyor. Sahadan öğrenmek gerekiyor. Sorunları, ızdırapları tanımak, öğrenmek gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. Yani Sayın Genel Başkanımız belli kapalı toplantılarda değişik meslek gruplarıyla, kanaat önderleriyle, muhtarlarla, çok farklı kesimlerle bir araya geliyor. Ve yine Sayın Duru'nun söylediği halkla doğrudan teması gerçekleştirecek programlar da yapılıyor. Bunu sadece Sayın Genel Başkanımız yapmıyor. İlk bölümde de söylemiştim. Sayın İmamoğlu da yapıyor, diğer adaylarımız da yapıyor. Ve dikkat ederseniz burada iktidarla aramızda bir farklılık var. Biz spontane, çok büyük bir desteğimizin olmadığı falan bölgelere de gidiyoruz. Böyle çok kalabalık takım şeyle, partili heyetleriyle falan değil. İmamoğlu'nu izliyorsunuz işte yani tek başına, yanında birkaç kişiyle, arkadaşıyla evet. gidiyor. Ama bakın bunu İktidar Partisi yapamıyor. İktidar Partisi önceden görevlilerini gönderdiği, belli bir düzeni oluşturduğu, steril, alanlarda çalışma yapıyor. Çünkü zaten 3000'e yakın koruma Sayın Erdoğan'ın. Niye böyle? Niye bunun arkasında bir şey var? Yani bu kapsamlı ekonomik halkına sorunlara güvenemiyor. Yani vatandaşın birisi karşısına çıkıp şimdi ben size geçen gün yaşadığım bir örneği söyleyeyim. Şimdi çok bilinen bir markette Tanzim satış uygulamasına benzer bir marketin ismini vermiyorum reklam olmasın diye bir uygulama var. Yani patatesi, salatalığı falan istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Salatalık 1 kiloyla sınırlı, patates 3 kiloyla, soğan 3 kiloyla sınırlı. Ya biraz daha fazla lazım. Yok kardeşim, o sefer o kadar alabiliyorsun. Şimdi benden önde sırada bir arkadaş vardı kasada ve büyük o market arabasının içerisine herhalde bir 10 poşet falan soğan doldurmuştu. Onda ben de şaşırdım ve biliyorum yani soğan alımla ilgili de sınır var, alınamıyor belli bir şeyden fazla. Sonra sıra ona geldiği zaman görevliye dedi ki, ben dedi polis memuruyum dedi. Kimliğini gösterdi, polis memuru kimliğini. Daha önce müdür beyle konuştuğunu, biraz ilerideki karakoldan geldiğini, diğer memur arkadaşlarına bunu aldığını anlattı. İkna olmadı görevli. Müdürü aradı, teyit etti. Doğru mu bu arama falan diye. Geri geldi, tamam dedi, öyle. Bu iş yerli bir soğan için oluyor. Şimdi soğan için bir polis memurunun çektiği zarara bakar mısınız? Yani şimdi bizim polisimiz... Yani neredeyse hani bir iş yeri bulmak için
milletvekilleri yazar ya işte evet, hamile kartı almak sahip için, soğan almak için. Yani soğan almak için bizim, neredeyse kartvizit gerekecek. Ve bizim yani çok fedakarca görevini yapan polisimizden bahsediyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz karşılaştığımız manzarayı? Şimdi özetle şunu anlatıyorum bunu. İktidar mensupları bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için zaten çok öyle çarşıya pazara falan çıkamıyorlar. Siz bırakın böyle bizim etkili güçlü olduğumuz bölgeleri, kendilerinin geçmişte çok yüksek oy aldıkları yerlere bile gidemiyorlar. Yani dediğim gibi çok büyük şeylerle kuşatılmış, adayların kuşatılmış olduğu, toplumdan yalıtıldığı belli toplantıları yapabiliyorlar. Şimdi şunu da hatırlatmam gerekti sanıyorum. Bir parantez içinde size katkıda bulunmak ve desteklemek amacıyla şunu da söylemek isterim. Yani Ecevit döneminde bir kasa fırlatılmıştı. Yıllar sonra onun da bir senaryo gereği, organize bir şey olduğu belli. Biliyorsunuz neler olmuştu o kasa fırlatıldıktan sonra, yazar kasa. Ya kendini caddede yakan insanlar var, meclisin önünde yakanlar var. İntiharlar arttı, iş adamları intiharları arttı. Ama yalaka medya, yani bu medyanın %95'i iktidar yandaşı olduğu için, iktidar yalakası olduğu için bunları yansıtmıyor. Bunu ancak işte bizim televizyonumuzda ve bizim gibi bir iki televizyonda ve gazetede, yani Cumhuriyet'te, Bir Gün'de filan ancak insanlar okuyabiliyor. Çok haklısınız Fatih Bey, ancak iktidarın bence öngöremediği başka bir gelişme oldu. Bu kadar yaygın medya kontrolü gerçekleştikten sonra seçmenlerin gözünde hem medyanın itibarı hem medya yoluyla kendilerine ulaşan bilginin itibarı büyük zarar gördü. Yani bugün Erdoğan zannediyor ki ben bütün medyayı kontrol edersem işte halka benim filtremden geçen mesajlar ulaşırsa ben başarılı olurum. Ama bunun dolaylı sonucu şu oldu. İnsanlar artık medyadan aldıkları bilgiyi bir filtreden geçiriyorlar. Onların medyasından. Evet. Artı başka bir şey daha söyleyeyim. Ve bu kadar yoğun bir kontrol aslında hiç işlerine yaramıyor. Bunun farkında değiller. Size katkıda olmak amacıyla başka bir olay daha. Ratinglere bakın. Sayın Erdoğan bazen iki televizyonda çıkıyor. Ya o anda o televizyonların ratingleri yerlerde sürüyor. Tabii 30. sırada falan. Herkes dönüyor. Zaten bıkmışlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 24 saatin çok önemli bir bölümünü işgal ettiği için televizyonlarda insanlar bıktı. Evet, ve öfke söylemlerinden de bıktı insanlar. Yani böyle bir şey var, bu geri tepiyor. Artı bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin her zaman en büyük gazetesi olarak bilinen gazete, ismini vermiyorum, İşte kendi işlerinden birisi tarafından da açıklandı. Bu gazete zamanında 1 milyon satıyordu. Ondan sonra son yıllarda yani bu iktidarın bunları kendi yandaş iş adamlarına devşirmeden önce de aşağı yukarı 400 binlerde filan net satış vardı. 60 bin netlere düşmüş. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani Türkiye'nin işte en çok tirajları başka gösteriyorlar. İşte 250-240 falan. Geri kalan hepsini bedava dağıtıyorlar. Tabii. Bedava dağıtıyorlar. Bu da ispatta. Buyurun. Şimdi bu manzara yeni bir dönemi Türkiye için başlatıyor. Bu yeni dönemin özelliği sizin de ilk bölümde söylediğiniz gibi halkla doğrudan temasın öneminin arttığı bir dönem. Yani geçmişte politikacılar şunu düşünüyorlardı Türkiye'de. Ya kardeşim işte bir yerlere gitsek, insanlarla konuşsak bunun etkisi ne olur? Bir televizyon kanalında uzun bir yayında bulunsak bunun etkisi ne olur? Ancak bu medya ortamının dolaylı sonucu artık eski usul politika araçlarının öneminin arttığı bir sonuç ortaya çıkarttı. Onu evet. Çalışıyorum. Bu yeni bir gelişme. Bunu çok dikkatle izlemek lazım. Bir diğer hadise tabii sosyal medya konusu. Şimdi Fatih Bey, bu yeni gelişme, yani yeni medyanın dünyada da Türkiye'de de öneminin, etkisinin, gücünün artması siyasi hayatı, seçim sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Bu doğru. Ancak burada tabii bir özel durum var. Şöyle ki sosyal medyada insanlar daha çok kendileri gibi düşünen kişileri buluyorlar, onları takip ediyorlar, onlarla arkadaş oluyorlar. O yüzden sosyal medya toplumu biraz daha aslında kompartmanlara ayıran,
farklı kesimlere mesaj ulaştırmayı da güçleştiren bir mecra haline geliyor. Evet. Herkes çünkü kendisine benzeyenleri arayıp bulduğu için buna biliyorsunuz yankı odası deniyor. Yani bir yalıtılmış bir alanda hep kendi sesinizi duyduğunuz, benzer sesleri, benzer mesajları duyduğunuz bir ortamı yaratıyor. O bakımdan yani bu yeni siyaset ortamında sosyal medyanın artan öneminin farkında olmak lazım. Ama bu tehlikesinin, bu riskinin de yine ayırdığında olmak lazım. Evet. Bunu tabii siz propaganda yürüten ekiple de paylaşıyorsunuz tabii, değil mi bu düşünceyi? Tabii. Şimdi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Buyurun. Diyelim ki 31 Mart seçimleri oldu. Diyelim ki İstanbul, Ankara, İzmir, üç büyük kent Millet İttifakı'nın dolayısıyla işte CHP'nin, İYİ Parti'nin oldu. Ama bu ittifak içerisinde CHP'nin adayları destekleniyor bu üç büyük ilde. Şimdi ben bu soruyu tabii Sayın Akşener'e de sormak isterim ama konumuz CHP. 1 Nisan gününe gelelim. Üç büyük kent alındı, büyük zafer ondan sonra ve Türkiye'nin genelinde de genel olarak oylar yükseldi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir durumda 1 Nisan'dan itibaren bir yol haritası var mı? Şüphesiz tabii bu önemli bir konu, üzerinde çalıştığımız bir konu. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye ne yazık ki 2017 referandumu ile birlikte demokrasiden uzaklaşan iktidarın temel kaynağının siyaset, meclis olduğu, danışma, oylama mekanizmalarının olduğu bir yerden çıktı Türkiye. İktidarın temel kaynağının saraya gittiği bir yeni bir dönem başladı. Ve burada bu yeni dönemde bildiğiniz gibi bizim tabii çok kapsamlı bu sisteme itirazlarımız var. Bu itirazların temeli de bu sistemin Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırdığı, kişi hak ve hürriyetlerini tehlikeye attığı ile ilgili. Şimdi burada bir tartışma, kamuoyunda yürütülen bir tartışma, yani iktidar tarafının ve Cumhur İttifakı'nın, genel olarak öyle söyleyelim, şunu söylüyorlar, diyorlar ki işte 1 Nisan amana felaket olur, Türkiye için beka sorunu meydana gelir, bildiğiniz meseleler. Şimdi bir defa siyasetle ilgili insanların hem kendine hem ülkesine güveniyor olması gerekli. Türkiye geçmişte çok büyük sorunlar yaşamış ve bu sorunları da aşmayı başarmış bir ülke. Türkiye devleti güçlü bir devlet. Bizim devletimizin imkanları, kapasitesi de bütün bu yaşadığımız sorunlara rağmen yeterli. Bunları görmek gerekti. Şunun için anlatıyorum. Yani böyle bir söylem var orta yerde. Yani CHP o belediyeleri kazanır, Türkiye'de siyasi ortam bir kriz ortamı içerisinde girer. Mesele şudur. Türkiye'de siyasi krizi... Bunu söyleyen iktidar tarafı var. İktidar tarafı. İşte, benim merak ettim. Ben bu krizi falan asla görmüyorum. Şunu söyleyeceğim. Buradaki mesele şu. Siyasi krizi Türkiye'de yaratan bu çarpık yönetim sistemi. Şimdi meselemiz bununla ilgili. Bunun değiştirilmesi de doğal olarak bir kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Ve daha önemlisi, bakın bizim iktidardan temel farkımız burası. Fatih Bey, bu bir genel uzlaşmayı gerektiriyor. Yani bu sadece biz CHP'lilerin kafasındaki yönetim anlayışını, modelini topluma dayatmak şeklinde anlaşılmamalı. Bizim tartımız da bu değil, bizim yaklaşımımız da bu değil. Özetle Türkiye'de ne olacak 1 Nisan'da? 1 Nisan'da şu olacak: CHP Bursa'yı, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, efendim Mersin'i, Hatay'ı, işte aklıma gelen diğer illeri ve bizim ittifakımızın geçerli olduğu bütün illeri kazanacağız. Ne olacak 1 Nisan? Türkiye 1 Nisan'da bir defa bir ferahlayacak. Diyecek ki Türkiye, bu kötü gidişe bir mesaj verdik. İktidara bir ihtar, bir sarı kart gösterdik diyecek Türkiye. Diğer taraftan Türkiye'nin uluslararası planda itibarı çok zedelendi. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bu can bu bedende olduğu müddetçe ben o papazı göndermem dedi, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Al papazı ver papazı dediği Ransın hikayesi. Bir ülke olarak birkaç gün sonra hemen
papazı teslim eden, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu papaz hikayesi için sadece bir örneği. Ama uluslararası planda hukukun üstünden uzaklaşmış, demokrasiden uzaklaşmış ülke görünümünde Türkiye. Böyle bir seçim başarısı muhalefet için uluslararası planda da Türkiye'nin itibarını yerine getirecek. Yani Türkiye'de bizim halkımızın, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını göstermiş olacak. Türkiye'deki bütün sorunlara rağmen bir demokratik olgunluğun ülkemizde bulunduğunu geniş planda, uluslararası platformda göstermiş olacak. Özetle biz diyoruz yani Mart'ın sonu bahar. Bunun arkasında Türkiye'nin demokrasiye kavuşması, Türkiye'nin iyi kent yönetimine kavuşması, Türkiye'nin saygınlığının uluslararası planda artması bunlar var. Bunlar var da parti olarak yani bir genel seçim baskısına mı girişeceksiniz? Yoksa şimdi yani... Fatih Bey, bu tabii şöyle, bildiğiniz gibi anayasaya göre seçim kararı iki şekilde alınabiliyor. Bir, Cumhurbaşkanı seçim kararı alabiliyor. İkincisi de meclis basit çoğunlukla değil, 5-3 çoğunlukla seçim kararı alabiliyor. Şimdi biz muhalefet partisi olarak zaten her vakit bu iktidarı değiştirmek yerine bizim ittifakımızın ve genel bir toplumsal birlikteliğin iktidarda bulunduğu bir alternatif biz arıyoruz. Bizim arayışımız bu. Yani muhalefet partisinin seçim olayına bakışı budur. Bugün de budur. Dün de buydu, yarın tabii da bu olur. Tabii ki MHP iktidar bastonu olmasa aslında bu da gerçekleşebilir. Ama şunu biliyoruz ki bizim sayımız, sandalye sayımız seçim kararını almaya yetmiyor. İktidar partisiyle MHP'yi toplasanız da yetmiyor. Değil mi? Evet. Yani burada başka bir hadise var orta yerde. Yani seçim kararını almak muhalefetin elinde olan bir imkan değil. Şimdi özetle şunu demeye çalışıyorum. Biraz uzattım, farkındayım. Türkiye'de bir yenilenme ihtiyacı var Fatih Bey. Ve bu yenilenmenin demokratik yollarla yurttaşları ikna ederek, doğru fikirleri insanlarımızı kazanarak gerçekleşmesi gerekiyor. İyi de nasıl yapacaksınız? Ya ben onu merak ediyorum. Yapıyoruz yani, ya sahada görmüyor musunuz? Yani 1 Nisan, hayır merak ettiğim o. Anketleri görüyorsunuz. Yani İktidar Partisi oradaki yol haritası nedir? Yani 1 Nisan'da bütün bu saydığınız şeyleri aldınız. O andan itibaren CHP tamam yani aldık ama yerel seçimde, ama bu aynı zamanda bir genel seçimi de getirir. Yeni mi devam şimdi edecek? Fatih Bey, dediğim yoksa, gibi bunu... parlamento içinde... Ha, şöyle olaylar var tabii. Yani AKP'nin zaten içinden yeni bir parti çıkacağı çok yoğun bir şekilde konuşuluyor. Bunu mu bekleyeceksiniz? Ne olacak? Şimdi başka partilerin işte onların meselesi. Bizim işimiz değil. Tamam. Biz böyle, siyasete böyle bunu bakıyoruz. Kapattık. Bunu kapatalım. Şimdi Fatih Bey, burada şunun farkında olmak lazım. Bakın, İktidar Partisi'nin bir gayreti bu seçimleri bir bildiğimiz yerel seçim olmaktan çıkartarak, burada Erdoğan kaybederse Türkiye kaybeder gibi bir tezi işlemeye çalışıyorlar. Tek çıkar olarak da bunu görüyorlar. Yani insanlara ümit veremiyorlar, bir program ortaya koyamıyorlar ve bir heyecan yaratamıyorlar. Ve buna karşılık korkuyu oynuyorlar. Yani korkuyu diri tutabilirsek, insanları dış güçlerden, CHP zihniyet diye tanımladığı şeyden falan korkutabilirsek eğer, belki bir ölçüde desteğimizi koruruz diye düşünüyorlar. Şimdi burada biz de muhalefet olarak şunu anlatıyoruz seçmenlerimize. Arkadaşlar, bu yerel seçim. Bu yerel seçimde bir siyasi mesaj ortaya çıkartabilmek de seçmenlerin elinde. Burada bizim yaklaşım tarzımız doğal olarak iktidarın arzu ettiği, bunu bir varlık yokluk meselesi haline getiren bir yaklaşım tarzı değil. Biz buradan bakmıyoruz hadiseye. Biz diyoruz ki bu bir yerel seçim ama genel siyasette bir mesaj oluşturacak. Ancak Türkiye'de temel kararların nasıl alınacağı belli. Değil mi? Anayasada işte çerçevesi belli. Ona o gün bakacağız ve bugünün yemeğini bugün yiyeceğiz. Evet. Yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Yani o 1 Nisan hadisesini böyle değerlendirmek lazım. Benim anladığım kadarıyla sizin verdiğiniz bilgilerden ve eski bir cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento muhabiri olarak Ankara'da ter dökmüş bir gazeteci olarak benim çıkarımım sizin bu açıklamalarınızdan biraz da o günkü ahvale bakacaksınız. Yani, görmek lazım tabii. O günkü duruma bakacaksınız. Öyle görünüyor.
Peki, gelelim. Tabii ki konuşmak istemediğiniz, düşünmek bile istemediğiniz negatif sonuca. Oldu ki alamadınız. İstediğiniz sonuca ulaşamadınız. Seçimlerde bir yenilgi oldu. Bu durumda CHP'de genel başkanlık mı konuşulur? Ne konuşulur? Şimdi Fatih Bey tabii bu... Zor bir soru biliyor musun? Yok, zor değil. Şöyle, şimdi Türkiye'de ne yazık ki siyasi partiler, bizim dışımızda siyasi partiler bir kurumsal işleyiş ortaya koyamıyorlar. Bir şekilde bir parti içinde gerçek bir rekabet olmuyor. Partinin organları etkili olamıyor. Şimdi bizde vaziyet böyle değil. Bizde biliyorsunuz kurultaylar yapıyoruz. Orada adaylar çıkıyor, yarışmalar oluyor. Bu seçimde bir baskın seçim olduğu için ön seçim yapamadık. Geçmişte ön seçimde yapardık. Özetle biz tamam sorunlar olmakla birlikte bir kurumsal mekanizmayı işletmeye gayret ediyoruz. Şimdi şunu ben tabii Türkiye için talihsiz buluyorum. Yani bu kadar anketlerde önde görünürken adaylarımız seçimde partimiz için Türkiye için olumlu bir sonuç görünürken ama şöyle olursa diye bir tartışmayı yapmak durumunda kalıyoruz. Yani bu sizin ama bunu insanlar tabii, ama bunu insanlar ama, soruyorlar. Ama tabii. Şimdi yani biz de insanlar bakın, iki taraflı evet, düşünme hakkına sahip. Tabii şüphesiz. Şimdi biz bildiğiniz gibi 2018 yılının Şubat ayında kurultayımızı yaptık. Hafızam beni yanıltmıyorsa 36. kurultaydı. Şimdi bir sonraki kurultayımız yani bu takvim içine düşünürsek sanıyorum 2020 yılının yani gelecek yılın Ocak ya da Şubat aylarında olacak. Evet. Bir de bildiğiniz gibi kurultay hadisesi ta mahallelerde seçimlerin yapıldığı, sonra ilçelerde, illerde ve sonra genel düzeyde, kurultay düzeyinde yapıldığı bir süreç. Bu zaten bir zaman alıyor. Zaten Mart sonunda seçimler yapılacak. Bir süre sonra bizim parti içi seçimlerimiz başlayacak. Doğal olarak başlayacak. Yani bu olağan süreç olarak başlayacak. O yüzden o gerçekleşecek zaten. Ama burada şöyle bir şey iktidar partisi yapmaya çalışıyor. Türkiye bu kadar sorunlarla boğuşurken bu sorunları görmemenin, göstermemenin, tartıştırmanın yolu olarak işte CHP'de bir buhran olur mu? CHP'nin içi kaynar mı? CHP'de efendim bir takım aksaklıklar olur mu? Şimdi burada biz tabii Halk Partililer olarak bu oyuna düşmemek gibi bizim bir sorumluluğumuz var. Son olarak şunu da ekleyeyim müsaade ederseniz. Bildiğiniz gibi iktidarın bu az önce ilk bölümde konuştuğumuz medya kontrolünün bir doğal sonucu da CHP'yi tartıştırmak, konuşturmak oluyor. Bakın biz İzmir'de Ankara'da, şunu tamamlayayım isterseniz, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve birçok şehirde son derece başarılı büyükşehir adaylarını belirledik. Ve İzmir gibi bir yerde düşünün, halihazırdaki belediye başkanımızı, adını genel başkanımız bir toplantıda izlemişsinizdir söyledi. Salonda alkış kıyamet, İzmirliler, CHP'liler Aziz Bey'i sevgiyle bağrına bastı. Aziz Bey bugün kendisinden sonra gelecek belediye başkanlığın başarısı için köy köy çok güzel, güzel çalışıyor. Şimdi, güzel bir şimdi bu var, iktidarda ne var Allah aşkına? İktidarda neler var? İktidarda sadece yani, atama var. Neler var oralarda? Muazzam bir aslında bel altı bir mücadele var. İnsanlar birbirlerine iftiralar atıyorlar. Bir takım operasyonlar yapıyorlar. Siz gazeteci olarak benden çok daha iyi bunları görüyorsunuz. Şimdi mesele şu. Biz bir parti olmaya çalıştığımız için şeffaf bir yaklaşımla toplum bizde ne var ne yok bunu görüyor. İktidarda bir perde var. Toplum baktığı zaman perdeyi görüyor. Perdede Erdoğan'ın resmi var. Perdenin arkasında Fatih Bey, bir büyük kapışma var aslında. Esas büyük kapışma, esas büyük sorun iktidarın bünyesinde. O yüzden Türkiye'nin bugün geldiği noktada 2019 yerel seçimlerine giderken temel mesele siyasette tabii ki bir takım değişiklikler olacak, oluyor, meydana geliyor. Ve bunlar günün sonunda başarısız olan iktidar bünyesinde olacak. Yani siyasetin doğası da bunu gerektiriyor. Şimdi tabii şöyle bir olay var. Yani iktidar yanlısı medyadan herhangi bir gazetecinin kalkıp da mesela ben bu soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na da sorabilirdim. Tabii. Rahatlıkla. Tabii. Yani sizin yerinize Sayın Kılıçdaroğlu otursaydı aynı soruyu sorardım deminki sorduğum soruyu. Ama bugün bakıyorsunuz işte üç gazeteci yan yana
eller böyle, bir daha öne doğru böyle eğik oturuyorlar. Sorular da şöyle, Sayın Cumhurbaşkanım bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Evet, ne yani yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Şeyler hazır. Hani padişahın önünde kapı kulları durur ya, ben utanıyorum. Ve onlara da şunu söylüyorum. Yani siz gazeteci falan değilsiniz, siz kapı kulusunuz. Doktor. Gerçekten öyle. Şimdi, ama gördüğüm kadarıyla, işte bu soru sorulması gereken bir soruydu. Gördüğüm kadarıyla şu anda muhalefetin, Millet İttifakı, yani sizin başı çektiğiniz ittifak, şu anda başarılı görünüyor. Ankara gerçekten oldukça önde görünüyor. Ben de anketleri izliyorum. İstanbul'da da çalışmaların biraz daha sıkılaştırılması. İstanbul'da çok iyi sonuçlar, anket sonuçları. Ve Nait abinin dediği gibi, tabii, tecrübeli gazeteci abimizin söylediği çok önemli. Belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Erdoğan'ın yapamadığı, tabii, halkın arasında çünkü yürüyemiyor caddelerde, ne yapıp, tabii, caddelerde yürüyüp, tabii, insanlarla kucaklaşması. Çok doğru. İstanbul'da da... Yani bu sanıyorum, evet, Millet İttifakı'nın İstanbul'da %100 kazanmasını sağlayacak. Çok doğru. Haklısınız ve İstanbul'da da 8 ayrı günü Sayın Genel Başkanımız ayırdı. Yani 30 günlük kampanya dönemi içerisinde 8 günü İstanbul'a ayırdı. Farklı bölgelerinde İstanbul'un, farklı ilçelerinde çok etkili, güçlü çalışmalar yapacak. Evet. Burada hep konuşuyoruz ama şimdi... kısa bir ara vereceğim. Yönetmenimiz Hasan'a soralım. Aradan sonra mı soruyu yönelteyim Hasan, yoksa biraz daha devam edelim mi? Efendim, madalyonun arka yüzü devam ediyor. Sevgili izleyiciler, madalyonun arka yüzü programıyla ilgili bana yöneltmek istediğiniz sorularınız olursa ya da haber konuları olursa lütfen bana mail atınız. E-posta gönderiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz, fatihgullapoglu@gmail.com benim mail adresimdir ve o maile sürekli bakıyorum. Mutlaka cevap alacaksınız. Efendim, televizyonunu yeni açanlar açısından bir hatırlatmada bulunayım. Konumuz seçimler, yerel seçimler ve stüdyo konuğumuz Yunus Emre. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili doçent doktor Yunus Emre. Programımızın ilk yarısında da ABC gazetesinin Ankara temsilcisi Nahit Duru yayınımıza katılmış ve önemli bilgiler vermişti. O kısmı kaçıranlar bizi pazar günü 2'de Tele1'de izleyebilirler ya da pazartesi akşamüstünden sonra YouTube'dan programımıza ulaşabilirler. Evet, Yunus Bey, tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu seçimlerdeki seçmen davranışlarındaki ana belirleyici unsurun ekonomi olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Bütün anketlerde bu ön planda. Bunun dışında belki başka konularda vardır. O konuda soru yönelteceğim size. Ama AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçim propagandalarının başlamasından bu yana sürekli olarak öfke tonu arttı. Evet. Yani yerel seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz? Ya anlamadım gitti, ben böyle bir yerel seçim yaşamadım. Bu kadar yıllık gazeteci, yani kendisinin politikaya atılmasından önce de ben bu politik sahalardaydım. Ben böyle bir seçim yaşamadım. Nedendir bu öfke? Çok basit bir yanıtı var. Çünkü daha önce denediği bir aracın geçerli olacağını düşünüyor Sayın Erdoğan. Yani toplumu kutuplaştırırsak, insanlar dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor, Türkiye'nin ihtiyacı nedir gibi bir makul arayış sonucu oy vermek yerine, kendi geçmişteki tercihleri, kültürel kimlikleri, siyasal kimliklerine göre oy verirlerse eğer, belki bu sefer az bir hasarla kurtarırız diye düşünüyor. Çok tehlikeli bir şey söylediniz. Ben burada izleyicilerimize bir mesaj iletebilir miyim? Tabii. Çok özür dilerim. Sevgili izleyiciler, evet, toplumu bölerek yürütülen bir seçim kampanyası var. Yani
Sayın Erdoğan'ı izlediğimizde biz onlarız, AKP'ye oy vermeyenler, oy verenler de bizler şeklinde tanımlıyor. Şimdi Sayın Yunus Emre diyor ki yani işte toplumu bölerek bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Sevgili izleyiciler, böl parçada yönet diye bir uluslararası terim vardır. Ve bu terimi en iyi kullanan devlet İngiltere'dir. İngiltere'nin bugüne kadar istila ettiği ülkelerde uyguladığı en önemli politik araç böl parçada yönettir. Bize de uygulamaya kalktı İngiltere bunu. Ve Sayın Erdoğan, buradan size seslenmek istiyorum. Bölmeyin bu toplumu. Bu bir ülkenin başka bir ülkeyi bölmek için kullandığı taktiktir. Bu toplumun tümünü kucaklayın. Siz Cumhurbaşkanı olarak bizler ve onlar deme hakkına sahip değilsiniz. Bunu size bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hatırlatmak zorunda olduğumu hissediyorum. Buyurun. Şimdi Fatih Bey, yönet İngilizleri. Şöyle düşünelim. Taktiktir. Çok doğru, haklısınız. Daha önceye götürülebilir hatta o kavramın İlk versiyonu Romalıların böl ve imparatorluk düzenini kur. Divide and empire şeyi. Evet. Şimdi bu doğru. Ben başka bir noktaya temas etmek istiyorum. Bakın, siyasette güçlü bir duygu biz duygusudur. Yani insanları belli kararları almaya yönelten, buna rehberlik eden bir hissiyattır biz duygusu. Belli şeyler bir araya gelir ve insanlar o biz duygusunun bir parçası kendisini hissederler. Aslına bakarsanız iki temel unsur vardır biz duygusunu yaratan. Birincisi, insanların biz duygusunu hissettikleri diğerleriyle aralarında ortaklıklar vardır. Ortak fikirler vardır, ortak değerler vardır, ortak ilkeler vardır, ortak çıkarlar vardır. Özetle biz duygusunun bir temel unsuru ortaklıktır. İkincisi de farklılıktır. Biz duygusunu inşa ederken... Ortaklığımızın da en büyük tapu senedi anlatacağım. Bu ülkenin bütünlüğü. Evet, tabii. Diğeri de farklı olmaktır. Yani biz duygusunu var eden bir diğer unsur da o bizim dışında başkaları vardır bir yerlerde. Onları kendinizden farklı görürseniz eğer... İşte bir köyde yaşıyorsanız karşı köydekinden kendinizi farklı görürsünüz, değil mi? Köyün biz duygusu çerçevesinde. Şimdi şuraya getirmeye çalışıyorum. Erdoğan'ın bu 16-17 yıllık iktidarı sonrasında onu oy veren insanlar arasında ortaklığa dayalı bir biz duygusu yaratabilme imkanı ortadan kalkmıştır. Yani evet. Yani bir program, bir hedef, belli temel ilkeler, değerler falan. Bunlar yok artık. Bunlar için politika yapmıyor bugün Adalet ve Kalkınma Partisi. Bakın, geçmişte belki bir dönem olmuştur, bunu bilemem. Ama yani yola çıktı arkadaşlarından hiçbirinin sadece iktidar olmak için yapıyor. İktidarda kalmak için yapıyor. İktidarın nimetlerinden faydalanmak için yapıyor. Başka bir şey için yapmıyor. Özetle ortaklık yaratan şey, bizi yaratan, yani bugün Erdoğan'a oy verecek insanlar için biz duygusunu yaratacak ortak olan şeyler bugün yok oldu. Bu yok. Peki nasıl olacaktı o biz duygusunu var edecek ve bu desteği sürdürebilecek, oyları alabilecek? İşte o zaman dedim ya, bir de farklılık inşa etmesi lazım. O biz diye tarif ettiği şeyin dışındaki insanların olduğunu hatırlatması lazım. Ve o insanlarla kendisine oy veren insanların farklı olduğunu mıh gibi insanların aklına çakması lazım. Şimdi burada da başka bir şey işte devreye giriyor. Bu farklılığı kendisi dışındaki kesimleri kriminalize ederek, suçlu gibi göstererek, terörle, dış güçlerle, bilmem nelerle falan bağlantılı göstererek yapmaya çalışıyor. Gıda terörü diyor, değil mi? İşte efendim, hayvancılık ve gıda sektöründe Türkiye'de kendi politikaları yüzünden yaşanan sonuçları... Suadın Patrisi başına jandarma diktiler. Sonuçları düşünebiliyor musunuz Fatih Bey? İşte gıda terörü bilmem neyle falan açıklamaya çalışıyor. Çok yakın arkadaş olduğunu, dost olduğunu söylüyor Trump'la, değil mi?
Değil mi? Bunu söylüyor ama çıkıp işte başka şeyler de söylüyor ABD ile ilgili. Şimdi buradaki mesele şu, uzatmayayım burayı. Desteğini sürdürebileceği yani yolun güçlü bir biz duygusunu yaratabilmek olduğunu ama bunu AK Parti'ye oy verenler arasında bir ortaklıkla yapamayacağını gördüğü için dışarıdaki insanları, kendisine oy vermeyenleri işte illet diyerek, zillet diyerek efendim yani çok acı ama bir Cumhurbaşkanı bunu söyledi Türkiye'de. CHP'nin zihniyeti çöptür, çöplüktür diyerek, CHP tezektir diyerek, hatırlıyorsunuz bunu, bu örneklerin çoğaltabiliriz sayısını. Bunu böyle inşa etmeye çalışıyor. Bunu belki kısa dönemde bir Cumhurbaşkanı olarak kendi başarı hanesine de yazıyordur. Ama şunun farkında değil bence. Bir Cumhurbaşkanı olarak esas zararı hem o makama hem kendi itibarına vermiş oluyor. Çünkü günün sonunda bu makamlar, mevkiler gelip geçici Fatih Bey. Bu kimsenin yanına kalmıyor. Bizim Türkçemizde güzel bir ifade var değil mi? Sultan Süleyman'a kalmamış dünyada. Evet. Kimseye kalmıyor. Ancak geride bıraktığınız iz, insanların sizi nasıl hatırladığı, tarihe nasıl mal olduğunuz. Bugün uluslararası planda otoriter rejimler hakkında, demokrasiden uzaklaşan liderler hakkında bir kitap alın gidin herhangi bir kitapçıdan yurt dışında. Emin olun hepsinde bir Türkiye bölümü vardır ve bir Erdoğan bölümü vardır. Bu düşünce Türkiye'de de yaygınlaştı artık. Türkiye'de de artık insanlarımız bunu görüyor. Ve insanlar kendine şunu soruyor, ya bu Cumhurbaşkanı niye bu kadar belediye seçimlerinin içerisinde? Biz başka cumhurbaşkanı da gördük Türkiye'de. İç politikayla tabii ki ilgililerdi onlar da bir takım işler yaparlardı, doğru. Şimdi biraz peki, bunu şundan da kaynaklanıyor evet. Olabilir mi? Şimdi AKP içerisinde bir parti demokrasisi asla yok. Yok tabii. Yani AKP demek Recep Tayyip Erdoğan demek. Dolayısıyla işte istediğini görevden aldı, etti. O arada onlar da bir kenarda duruyor. %50 oy almış başbakanı da azledi. Evet, kendisinden fazla oy almış başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da azletmişti ondan sonra. Ve bir takım medya başkanları görevinden alındı ama Türkiye'de gerçek hukuk gündeme geldiğinde bunların herhalde hesabı sorulacak. Niye alındı, ne yaptı, bunlar yolsuzluk yaptıysa o zaman mahkemelerde tabii, hesap bravo, çok yani, önemli, çok önemli, çok doğru. Ondan sonra, şimdi bu belli değil. Yani sürekli karanlıkta bırakılan şeyler var. Ve adayları yine kendi belirledi. Sonuç olarak yani bu seçimin tek tek işte İstanbul'daki Millet İttifakı adayı işte belediye başkanlığını ve Beylikdüzü'nde yaptı. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu şimdi Büyükşehir'de diyecek ki yani işte yaptıklarım, yapacaklarımın değil mi bunu söylüyor, teminatıdır diyor. Örnek vermiş bir belediye başkanı. Mansur Yavaş İşte Beypazarı'nda yaptığı belli ondan evet. Sonra. Ve sonuç olarak bunlar kamuoyuna açık bir şekilde belirlendi. İzmir keza aynı şekilde. CHP'nin eski İzmir İl Başkanı, belediye başkanı yenisini, yeni adayı omuzluyor, sırtlıyor filan. Şimdi böyle şeyler yaşanırken o sadece beyefendinin işaret ettiği, şundan şundan aday dediği kişiler belediye başkanı adayı oldu. Bu da neyi getiriyor? Eğer seçimlerde başarısızlık olursa bütün gözler kendisine dönecek. Sen bunları aday yapmıştın diye sormayacaklar mı? Zaten partisinde bir bölünme emaresi var. O yüzden de sokak sokak dolaşıyor. Ama tabii halkın arasında değil, yine binlerce korumasıyla yüksek bir yerden. Fatih Bey çok önemli bir konuyu açtınız. Bunu biraz genişletmek istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle ki. Çok önemli bir profil farkına işaret ettiniz. Şimdi bizim adaylarımız, İstanbul adayımız Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Orada başarılı bir belediyecilik ortaya koydu. Ankara adayımız eski Beypazarı Belediye Başkanı'ydı. Mansur Bey, Sayın Yavaş. İzmir adayımız Seferihisar Belediye Başkanı'ydı, evet. Sayın Tunç Soyer. Antalya, efendim, Adana belediye başkanlarımız, tabii eski ilçe belediye başkanlarıydı ve çok başarılı belediyecilik yaptılar. Hepsinin bir başarı hikayesi var. Ve gerçekten bu çok önemli bir şeydir. Yani siz şimdi gazetecilikten düşünün bunu. Hani çekirdekten bir muhabir olarak girersiniz değil mi mesleğe? İstersiniz ki işte daha iyisini yapayım, işte şef olursunuz değil mi? İşte sonra evet. Gazeteden yönetmen olmayı hedeflersiniz. Yani günün sonunda başarılı olmak, kendinizi izleyenlere sevdirmek, takdir toplamak, bir sonraki durağa ulaşmak.
Çok temel bir olaydır. Şimdi İktidar Partisi'nde nasıl bir durum var? Yani ben tabii kişiliklerle ilgili bir kötü bir şey söylemem. Öyle bir şey yok. Ama ben de örnek vereyim. Mesela tabii. İstanbul Belediye Başkanı adayı, evet. TBMM Başkanı, Meclis Başkanı'ydı Sayın Binali Yıldırım. Evet. Binali Yıldırım deyince benim aklıma ilk gelen şey onun Ulaştırma Bakanlığı'nda altyapı tamamlanmadan devreye soktuğu hızlı trendir ve ölen onlarca insandır. Tabii. O zaman şunu söylemişti, treni ben mi kullanıyordum? Son kazada da yine hep aynı şeyler, çünkü bu domino etkisidir biliyorsunuz. Aradan yıllar geçse de aynı kafa, aynı zihniyet olduğu için ya sinyalizasyon yok. Ya 21. yüzyıldayız. Adamlar Mars'a gönderdikleri aracı tekrar getirebilir miyiz hesabını yaparken ondan sonra biz hızlı tren yolu güzergahında sinyalizasyon koymuyoruz. Ve bu Binali Yıldırım kafası. Şimdi İstanbul'da belediye başkanı aday olmak isteyen dediniz ya, ne var aklınıza gelen? Benim hemen aklıma gelen bir başkanla ilgili bu. Şimdi ama çok istiyorsa İstanbullular, buyurun Binali Yıldırım'ı seçin. Şimdi Binali Bey tabii önemli görevler yaptı. Bakanlık yaptı, başbakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı. Aslında ben onun belediye başkan adaylığını şuna benzetiyorum. Hatırlayacaksınız, Yakup Kadri'nin bir önemli kitabı vardır, Zoraki Diplomat. Şimdi orada kendisinin büyükelçiliğe gönderilmesini, yanlış hatırlamıyorsam Arnavutluk tren büyükelçisi oluyor. Onu anlatır. Başından da anlayacağınız gibi aslında kendisinin o dönemde Ankara'yla ilişkilerinin bozulmasının bir sonucu olarak bir uluslararası göreve gönderildiğini anlatır. Yani temel kitabında şey budur, esprisi budur. Şimdi Sayın Yıldırım'ın İstanbul adayı yapılması zannediyorum AKP içi kliklerin yarınki iktidar mücadelesi içerisinde Sayın Yıldırım'dan kurtulma niyeti. Yani ön açma. Erdoğan sonrası döneme bir hazırlık. Erdoğan sonrası dönemde parti içerisinde potansiyel bir rakip olarak değerlendirdikleri Sayın Yıldırım'ı devre dışı bırakma. Yani bir nevi zoraki diplomattan o yüzden hepsi gidip onu ilham olarak, parti içinde. İlham olarak zoraki belediye başkan adayı. Çünkü kendi açıklamalarından da izliyorsunuz. Yani pek gönüllü olmadığı da anlaşılıyor. Ya bir yani, toplantısında şey dedi. Arkadaşlara söyledim, internetten birkaç şeye baksınlar da şu İstanbul'un şu konusuyla ilgili bir iki laf edelim. Evet, tabii. Yani dünyasında, var mı böyle bir tabii şey? Tabii dünyasında yani? Yok daha önce. Böyle bir arayışı yok. İstanbul Belediye Başkanı olmak gibi bir heyecanı, amacı yok. Peki durum böyle de Ankara'da farklı mı? Ankara'ya belediye başkanı adayı gösterdikleri Sayın Özeseki 5 dönem belediye başkanı seçilmiş. Sonra Kayseri'de bakanlık yapmış. Şimdi genel başkan yardımcılığı yapan parti içerisinde bir kimse. Şimdi bir defa Ankara'yla ilgisi işte talebelikle sınırlı. Şimdi de siyasette Ankara'da milletvekili olarak geldikten sonra Ankaralılığı bu kadar günün sonunda. Bundan fazlası yok. Ama daha önemlisi yani bizim Türkçe'de hoş bir ifademiz var. Hani ununu elemiş, eleğini asmış. Yani Sayın Özeseki heyecanını kaybetmiş. Ankara'ya ilişkin yapacağı bir takım yeni atılımlara dönük heyecanını kaybetmiş. 5 dönem belediye başkanı seçilmiş, bakanlık yapmış. Artık yapacağı pek de bir şey kalmamış. İşte emeklilikte bir de bir belediye başkan adaylığı ünvanını da herhalde taşımak istemiş Ankara'da. Ama meselemiz şurada bakın. Ankara'da bizim gösterdiğimiz aday ise gerçekten çok başarılı olmuş kendi seçim çevresinde. Ufak bir örnekte ve bunu daha büyük bir örneğe taşımak isteyen heyecanlı, atak bir kişilik. Bu ikisi arasında çok temel bir farklılık var. Bunu gördükleri için ne yapıyorlar? Biri görevi canı gönülden istiyor. Bravo, tabii. Öbürü tabii. Bir yandan direnirken işte, arkadan bir tabii. Cumhurbaşkanlığı tazdikiyle, hani devletin önemli makamı olduğu tabii. için şimdi burada bir diğer mesele de sanıyorum şu. Bunu bildikleri için etkili bir kampanyada yapamıyorlar. Evet. Ve Sayın Özeseki'nin bütün açıklamaları işte Mansur Yavaş seçilirse Ankara'yı işte teröristlere geçirir falan gibi ipe sapa gelmez. Saçma sapan açıklamalar. Şimdi niye bunları... Yani Mansur Yavaş'ın yani geçmişin peki, yani niye, adam ülkücü ya. Niye bunları yani yapmak adam, zorunda? Adam milliyetçi. Yani Mansur Yavaş'ın seçilmesi halinde Ankara'yı teröristlere emanet edersiniz sözü çok tehlikeli bir söz. Tabii. Artı kendi oyunu da kat be kat düşürecek bir söz. Artı
daha önce milliyetçiler için ve MHP'liler için söylediği sözler var. Ülkücüler için söylediği sözler var. Tabii. Hepsi birer birer yayınlanıyor. Ve tabii şey de oluyor, Sayın Özeseki siyasi tarihimize... Adam nefretle konuşmuş ya ülkücüler hakkında, hakkında. Siyasi tarihimize şöyle geçti. Bu herhalde madalyada kendisine, bilmiyorum yakışacak mı, kendi takdir etsin. Kendi açıklamaları hakkında yayın yasağı koyduran bir politikacı olarak siyasi tarihimize geçti. Ne demek istiyorum? Şimdi bir açıklaması var Sayın Özeseki'nin. Hafızam beni yanıltmıyorsa PKK terörizminin Türkiye'ye çok zarar verdiği bir dönemde ya işte bu barış sürecini, çözüm sürecini destekleyen ve Kürt gerillaları diyen, yani PKK terör örgütü ifadesi yerine gerilla ifadesini kullanan falan bir PKK açıklama. PKK teröristleri yerine gerilla ifadesini kullanan. Şimdi bu başka açıklamaları da var, başka bir takım içerikler de var bu açıklamasında. Uzatmayayım burayı. Ancak bu açıklaması tabii bize dönük saçma sapan suçlamalara gündeme gelince internete düştü. Açıklamanın içeri bize yapmamış canım. İşte dedim Anadolu Ajansı'na, Doğan Haber Ajansı'na yapmış, bir ajansa yapmış. Ve kendi açıklamasının yayın yasağı, internette dolaşım yasağı, YouTube'dan falan kaldırılması ile ilgili müracaatta bulundu. Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla bir politikacı, belki başkalarının kendisine dönük bir hakareti varsa, değil mi? Kendisine dönük efendim suçlamalar varsa, hakaret işaren suçlamalar varsa, belki bunlarla ilgili yayın yasağı isteyebilir. Kişisel onurunu, kendisine hakaret edildiği zaman ya da evet, çamur atıldığı zaman tabii başvurup işte onun sosyal medyadan tabii kaldırılmasını yani kişisel onurunu korumak için ailesinin onurunu evet korumak. Bu normaldir, bu anlaşılır bir şeydir tabii. Ama bir siyasi açıklamasını yasaklatma girişiminin bir politikacının bu yola girmesi benim bile bildiğim kadarıyla ilk defa karşılaştığımız bir manzara. Ya bunlar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yanar döner politikalar. Yanar döner politikalar. Yani hani yanarlı dönerli meyve bilmem ne filan derler ya ondan sonra. Yani yanar döner politikaları uygulayanlar da yanar döner insanlardır. Yani bugün böyle söyler, yarın o söylediğini reddeder. Ya sen dün bunu söylemiş misin? Söylemişsin. Siyasi açıklama yapmışsın. Şimdi onu yasaklatıyorsun. Niye? Çünkü daha önce sövdüğün ülkücülerden, milliyetçilerden oy almak için, oy devşirmek için. Hadi canım sen de. Kimse yemiyor bunu artık ya. Yani hakikaten sokak tabiriyle yemiyor artık millet bunları. Ve şunu da söyleyeyim. Artık kandıramıyorlar. Bizim 18 dakikayı izliyorsunuzdur. Evet, Emre Kongar hocamıza, bizim genel yönetmeni Merdan Yanardağ. Ya Merdan Yanardağ ağzında dilinde tüy bitti artık. Her akşam neredeyse şeyi tekrarlıyor. Yani yapamayacaksınız, başaramayacaksınız, yediremeyeceksiniz. Yemez bu millet. Yani bunu defalarca söylüyor. Ben de buradan söylerken çok inanarak, kalben inanarak söylüyorum. Yemiyor hocam. Yani bir de bunun deyimi vardır biliyorsunuz. Şey derler sokak jargonunda, hayvan telli artık derler. Bilirsiniz değil mi? Evet. Diye. Yani bu bizim sokak jargonunun şeyidir. Sayın Özeseki, yemiyoruz ya. Başkaları da yemiyor. Yani hiç uğraşma. O sıkıntıya girme yani. Öyle ben şeyi kaldırayım da işte şu sözümü kaldırayım da ondan sonra ülkücülere de yağ çekmiş olayım falan. Geç bunları ya. Buyurun. Evet, şimdi gördüğünüz gibi buradaki karşılaştığımız durum güvenilirliğini kaybetmiş. Geçmişte söylediği sözlerden utanan, onları yasaklamaya çalışan, karşısındakine de hiç söylemediği, yapmadığı şeyleri atfeden, hiç yapmadığı, yapmayacağı şeylerle karşısındakini suçlayan bir politikacı durumu. Şimdi bu gerçekten bir kısa fıkra gibi bir manzara. Şimdi bir zamanlar şey vardı hatırlarsınız, Selda Bağcan'ın söylediği bir türkü vardı. Atma hakkı atma pişman olursun. Şimdi ben de Sayın Özeseki'ye bu vesileyle bu türküyü hatırlatmış olayım. Şimdi tabii esas bir diğer Türkiye'nin ciddi meselesi şu.
Bu siyasi tartışmalar geçmişte de belki oldu, yarın da olacak. Ama Sayın Güllapoğlu, şehirlerimiz yaşanmaz hale geliyor. Bakın evet. Ankara'nın, ben Ankaralı değilim ama eski Ankara hakkında dinlediklerim, okuduklarım çok farklı. Yani siz hatırlayacaksınız eski bir Ankara gazetecisi olarak, Sevgi Soysal'ın bir romanı vardır. Yenişehir'de bir öğle vakti. Şimdi orada, yani 60'lar Ankara'sındaki kültür ortamı, aydınların, öğrencilerin, Ankaralıların yaşadığı toplumsal, siyasal ortam. 60'lar Ankara'sında evet, ben Ankara'dayım. Evet ve bugünün Ankara'sı. Ankara'nın gitgide Cumhuriyet'in bir proje şehri olmaktan uzaklaşması. Efendi insanların dolu olduğu bir şehirdi evet, Ankara. Ve Ankara'nın... Birbirlerine merhaba diyen, nazik tabii, insanların tabii, dolu olduğu bir şehirdi. Diğer taraftan Ankara'nın çevresinin önemli bir tarım merkezi olduğunu tabii biliyoruz. Gitgide bu tarımsal üretimden de Ankara'nın uzaklaşması. Evet. Ve Ankara'nın gerçekten büyük büyük bir gerileme yaşamış olması son 25 yıl içerisinde. Bu işin bir boyutu. Diğer taraftan İstanbul'u düşünelim. Yani İstanbul'un bugün suları işte Melen'den falan geliyor. Yüzlerce kilometre öteden geliyor. Bugün İstanbul kendi kaynaklarını tüketmiş ve bir keşmekeş haline gelmiş. Yönetilmekten yavaş yavaş artık uzaklaşmaya başlamış. Kendi haline bırakılmış. Bir şey daha var İstanbul'da. Ben sayın izleyicilerimizle paylaşırken, dolayısıyla sizinle de paylaşmış oluyorum. Değerli izleyiciler, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok yakın bir süre içerisinde İstanbul için ne demişti? Bir düşünün. Biz bu şehre ihanet ettik demişti. Evet, itiraf etmişti. İhanet ettik demişti. Niye? Betona gömdükleri için bu şehri. Buna rağmen hala Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği aday Binali Yıldırım'a oy vermek istiyorsanız size hayırlı betonlar diyorum. Buyurun. Şimdi bu durumu hatırlattıktan sonra İstanbul'da yani çok kısa, diyelim bir 15 dakika yağmur yağdıktan sonra neler yaşadıklarını seçmenlerimiz düşünsünler. İşin bir boyutu. İkincisi, İstanbul'da bu plansızlık, bu çarpık yapılaşma ile biz bir yaklaşmakta olan deprem felaketine evet. doğru gidiyoruz. Hiçbir yani, doğru düzgün önlem alınmamış. Hiçbir önlem alınmadı. 20 yıla yakın toplanma bir süre geçti. Toplanma alanlarını da betonlaştırdılar. Tabii, AVM'ler, konut alanları dolduruldu toplanma alanlarına. Ve gerçekten Türkiye için yani tabii deprem bir doğal afet ama deprem bilimcilerin söylediği çok özlü bir ifade var. Diyorlar ki insanları deprem öldürmez diyorlar. Binalar öldürür. Gerçekten basit. Yani Türkiye'de ne yazık ki bunu birkaç defa çok acı deprem olmadan işte Kartal'da yaşadığımız tabii, tabii çok acı deneyimlerle de bunu yaşamış bir ülkeyiz biz. Yani binlerce insanımızı bu türden felaketlere kurban vermiş bir ülkeyiz. Ve hiçbir etkili önlemin alınmadığı bir dönem. Bunu da düşünmeleri gerekir seçmenlerimizin. Yani şimdi deniyor ki efendim Ankara'da, İzmir'de bir başka konuyu hatırlatmak istiyorum. İstanbul Avrupa'nın en önemli metro şebekelerinden birine kavuşacak deniyor. Şimdi aynı şeyi 5 yıl önce de söylüyorlardı. Bakın 5 yıl önce yapılan 2014 seçimlerinde İstanbul adayları diyordu ki İstanbul işte şöyle metro yatırımlarını yapacağız falan ve o günden bugüne çok az bir yatırım yapılabildi ve çok az metro inşaatı yapılabildi. Şimdi bunu niye hatırlatıyorum? Yani siyaset seçmenlerin karşısına çıkıp onlara yalan söyleyip onları kandırma uğraşı olmamalı Fatih Bey. Yani politikacının en temel sermayesi dürüstlüktür. Halkınıza yalan söylememektir. Ya kardeşim sen 25 yıldır metroyu yapamamışsın. Ankara'da sizin yaptığınız metro Karayalçın'ın 5 yılda yaptığı metro kadar bile değil. Yani bunu görmek lazım ya. Yani Ankara'da Karayalçın'ın yaptığı metronun efendim çok azını siz yapabilmişsiniz. Buna karşılık çıkıp sabah akşam diyorsunuz ki Ankara İstanbul çok önemli bir metro ve raylı ulaşım merkezi olacak. Nasıl oluyor bu? Nasıl olacak? Hiçbir yatırım yok orta yerde. Senelerde duruyor yatırımlar orta yerde duruyor. Şimdi özetle bu tutumu da bir kenara koymaları gerekir. Seçmenlerin karşısına dürüstlükle çıkmaları gerekir. Son bir noktayı da hatırlatayım. Daha doğrusu iki noktayı. İzmir ile Ankara arasında yapılan metro yatırımlarının maliyetleri arasında inanılmaz bir farklılık var.
İzmir'de geçmişte yapılan metro yatırımları çok ucuza mal edildi. Ankara'da çok pahalıya mal edildi. Niye böyle oldu? İkincisine mal etmiş yani. Evet, niye böyle oldu? İkincisine. Soru iki. İstanbul'da sayın... Niye böyle olduğunu cevabı basit canım. Yani sonuç olarak aynı metro, aynı malzeme kullanılıyor. Sonuç olarak aynı toprak altı deliniyor. Eğer bir tanesi 100 milyona mal olurken öbürü 200 milyona mal oluyorsa aradaki 100 milyon da rüşvet olarak birilerine gitmiş. Şimdi, bu kadar basit yani. Bir diğer hadise İstanbul'da Sayın Kadir Topbaş görevden istifa ettikten sonra, nasıl istifa ettiği de malumunuz, yeni gelen belediye başkanı bütün metro yatırımlarını istifa ettirildi. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan isteği üzerine istifa ettirildi. Başka ağlayarak yerinden ayrılan belediye başkanları da oldu. O işin başka bir tarafı. Sayın Topbaş görevden ayrıldıktan sonra yeni gelen başkan bütün metro ihalelerini iptal etti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bu niye oldu? Niye olacak? Çünkü yahu dur bakalım bu işten bir neyse şimdi söylemek istemiyorum. Şimdi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani niye iptal eder? Şöyle bir gerekçeyle iptal ettiyse başımın üstünde yeri var. Bu 200 milyona mal olacakken ben 100 milyona mal edeceğim deme erkekliğini göstererek. Bu varsa, bu cesaretin varsa başımın üstüne yeri var. Soruşturmayı da yapacaksın. Kimlerin bu işlerde kabahat var, bunları çıkaracaksın. Soruşturmayı da yapacaksın bilmem ne. Evet. Olaya bunu da diyemeyeceğine göre ondan sonra yani bal tutan parmağını yalar deyimini hatırlatıyor bana bu şey. Bu iptaller. Ya Sayın Yunus Bey, Yunus Emre Bey, şimdi çok ilginç şeyler de oluyor. Seçimlerle ilgili şu ana kadar aslında dolu dolu konuştuk. Anketleri falan tekrar sizle konuşma ihtiyacını hissetmiyorum. Söyleyeceğiniz bir şey var mı anketlerle ilgili? Eğer varsa çok kısa ama çünkü önemli bir konu. Yani anketler her seçim döneminde Türkiye'de bir tartışma konusudur. Sizin cebinizde yeni bir anket var mı? Yeni anketler hemen her yerde bizi başarılı gösteriyor. Yani birçok anket gördüm ben, birçok araştırma sonucu gördüm. İstanbul'la ilgili son durum ne? İstanbul'da adayımız önde. İstanbul seçimlerine öne geçmiş durumda. En son bizim yaptırdığımız bir araştırma da vardı. Tabii bütün araştırmalarda benim görebildiğim kadarıyla Sayın Yıldırım'ın daha önde başladığı geçmiş için söylüyorum. Ancak kampanya süreci içerisinde bizim adayımızın öne geçtiği bir kesin manzara var. Ne kadarlık bir öne geçme? Bir puan, bir buçuk yani puan? Şimdi farklı sayılar var. Yani yarım puanda olan var, 4-5 puan olan da var. Yani bu farklı sayılar var. Bilmiyorum. Ama bir öne geçme durumu tabii var. Var. Bu iki sebepten kaynaklanıyor. Bir, Türkiye'nin gitgide ağırlaşan sorunlarına iktidarın çözüm bulabileceği ümidinin tamamen yok olması. İkincisi, bizim adayımızın, ilk bölümde söylemiştim, hem bir yandan çok vizyoner politikalar öne sürerken diğer taraftan da halkla çok güçlü bir temas kuruyor olması. Bu sebeplerle İstanbul'da seçimi kazanır konuma gelmiş bulunuyoruz. Ben de başarılar diliyorum. Ekrem İmamoğlu gerçekten genç bir kardeşimiz. Yaptığı da belli Beylikdüzü'nde. Aynısını misliyle İstanbul'da da bekliyoruz kendisinden. Şimdi garip şeyler oluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde önce yayınlandı. Sonra o haberi destekleyen farklı bir yerden ele alıp daha da büyük bir skandalı ortaya çıkaran Yeni Çağ Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Evet, haber nedir? Haber hukuk diye ortalarda dolaşan ama daima anayasa söyledikleri anayasa hukukuyla da hukukla da çelişen Burhan Kuzu diye bir vatandaş var. Bu profesör Burhan Kuzu, yani ben profesörlüğüne hayret ediyorum, o ayrı bir mevzu. Hatta meclis başkanlığı falan da bekliyordu bilmem ne. İşte çok işte namuslu görünen, ondan sonra kendini öyle lanse eden, işte hukuku da AKP'nin istekleri doğrultusunda çok güzel ters yüz eden bir enteresan bir insan. Fakat bu Burhan Kuzu neymiş? Dünyanın en büyük eroin tüccarlarından, İranlı bir eroin tüccarlarından tüccarlarından biri olan bir vatandaşla ondan sonra
bir arada yemek yerken fotoğrafı çıktı. Şimdi o fotoğrafının yanı sıra bu İranlı eroin tüccarının bu arada 8'den fazla cinayeti işlettiği haberleri yani yer aldı. Belki çok çok daha fazla. Bunu bilmiyoruz ondan sonra. Ve bu kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının alınması konusunda Burak Kuzu'nun aracılık ettiği ortaya çıktı. Ve bunları da reddedemedi. Arkasından Yeni Çağ Gazetesi'ne bir haber çıktı. O yemekte bu İranlı kaçakçının yanında oturan AKP kadın kollarında da görevli olan bir bayanın bu İranlı eroin tüccarına, eroin kaçakçısına kadın temin ettiği yazıldı Yeni Çağ Gazetesi'nde. Ve bu bayanın bu ilişkiler içerisinde işte bu Burak Kuzu ile olan ve de o kişinin eroin tüccarının bu vatandaşlık alması vesaire falan filan bu işlerin de tezgahını yaptı. Açık açık yazıldı. Şimdi bunlar gazete haberleri. Doğrudur, değildir bilemem ama bildiğim bir şey var. Fotoğrafta Burak Kuzu var. Aynı masada bu eroin kaçakçısı var ve bunu Burak Kuzu yalanlayamadı. Peki CHP olarak ne yapacaksınız bu konuda? Şimdi ben de haberleri okudum. Normal şartlarda onurlu bir politikacının derhal istifa etmesi lazım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Burak Kuzu'nun parti içindeki görevlerinden de derhal el çektirip milletvekilliğinden de istifa etmesini sağlaması. Benim bildiğim lazım. Kadarıyla Sayın Kuzu milletvekili değil hala hazırda da bu politika kurulları oluşturuldu ya bu yeni dönemde. Evet. O kurullardan biri hukuk politikaları kurulunun üyesi. Evet. Yani sarayın oluşturduğu kurullardan bir tanesinin üyesi. Yıllarca milletvekili yaptığı için yaptı, bir ağzını çıkandı şey yaptı. Şimdi evet. Sayın Güllapoğlu bu tabii ben de haberleri okudum. Dehşet verici. Ancak benim bu vatandaşın ismi de Naci Şerifi Zindaşti. Evet efendim. Bu eroin kaçakçısının ismi. Naci Şerifi Zindaşti. Şimdi evet. Yalnız şu bana daha büyük bir dehşet konusu olarak göründü. Gazete Sayın Kuzu'ya ulaşıyor. Hani siz ne yapacaksınız bundan sonra bu suçlamalar hakkında ne diyorsunuz? Yani bir objektif yayıncılık şeyiyle, düşüncesiyle bunları soruyor. Son iki dakikamız kalmış. Evet. Hızlı toparlayalım. Sayın Kuzu'nun açıklaması daha büyük bir dehşet unsuru bence. Şöyle ki, diyor ki ne olacak canım hiçbir şey olmaz siz işinize bakın ben hiçbir açıklamam da yok ben bundan hiç gocunmam da. Yani bir kamuoyuna mal olmuş şahsiyetin kamuoyunu ciddiye almadığı, yazılı basını ciddiye almadığı bir manzara. Niye böyle? Çünkü şunu düşünüyor Sayın Kuzu, benim başıma bir iş gelmez diye düşünüyor. Benim arkam sağlam diye düşünüyor. Bakın böyle bir manzaraya başka kesimden bir insan böyle bir manzarayla toplum karşısına çıkmış olsaydı düşünün başına ne işler gelirdi. Ancak çok temel bir hadise, Sayın Kuzu'nun da yani düşüncesinin bu olduğu anlaşılıyor. Benim arkam sağlam, benim arkamda saray var. Ben sarayın politika kurulunun üyesiyim, sarayın partisinin üyesiyim. Ya ben buna inanmak falan istemiyorum. Yani şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir eroin kaçakçısıyla aynı masada oturan... Göreceğiz bakalım, göreceğiz bakalım. Bu dakikaya kadar bir şey olmadı. Partilisini... Yani bize sordunuz ne yapabilirsiniz diye. Bakın şimdi burada bir farklılık var tabii. Biz bununla ilgili gerekli açıklamaları kamuoyuna yaparız. Avukat arkadaşlarımız giderler, sancıda gerekli suçluyorsa bulunmazsınız. Ama biz bulunuruz. Bulunuruz da biz karar vermiyoruz tabii buna. Takdir edersiniz evet. Ki yani mahkemeler var. Biz istiyoruz ki bağımsız savcılar olsun, bağımsız yargı olsun, bağımsız hakimler olsun. Gereğini yapsınlar bu tip konularda. Ve hatta ancak söylemeden savcılar temel soruşturma. Yani şeyi hatırlayın, yani bir televizyon programında efendim bir şey söyledi diye Sayın Akpınar'ın, Sayın Gezen'in, Müjdat Gezen'in başına neler geldi. Evet. Sabahın köründe kapılarına polis dayandığını, bu yayını yapan televizyon kanalının haftalar süren yayın yasağının verildiğini. Şimdi bunun olduğu bir ortamda yaşıyoruz. O yüzden, son cümleyi alıyorum. Son cümle Türkiye'ye lazım olan, Türkiye'ye lazım olan hukuktur, demokrasidir, insan haklarıdır. Yunus Bey,
Bir başka programda seçimlerden sonra sizde seçim dışı tabii, bir araya gelelim. Son derece keyifliydi sohbetiniz. Ben çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için ve programa katıldığınız çok için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir madalyonun arka yüzü daha burada sona eriyor. Yönetmenimiz Hasan herhalde ekrana getirmiştir. Bana yöneltmek istediğiniz sorular ya da programda yer almasını istediğiniz konular ve haber konularında da bilgi vermek isterseniz fatihgullapoglu@gmail.com adresine lütfen mail atınız. O maile ben gün içerisinde en az 15-20 defa giriyorum. Efendim, önümüzdeki hafta tekrar bu stüdyoda, televizyon ekranlarında aynı saatte bir araya gelmek dileğiyle hoşça kalın, iyi hafta sonları.